geçmişe sahip olan görkemli şehrimiz Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in tarihi dokusunu, kültürel yapısını ve enfes lezzetlerini tanımaya bugün de devam ediyoruz. Bakalım bugün lezzet haritasında Gaziantep'in hangi güzellikleri olacak? Kerkem fırından çıktı, çok güzel görünüyor. Şöyle tadına bakalım, değil mi abicim? Evet. Sesi duyun, sesi. Nasılsın abim? Gaziantep'in güzel lezzetleriyle devam ediyoruz. Çok özel 3 tane lezzet yapacağız. Şu anda çok mutluyum. En sevdiğim kısım. Antep'e geldik. Baklavanın yapılışını sizler için öğrendik. Nanay nanay, nanay ellerin bağlı, Türk beylerin bağlı. Ay çok güzel. Köyümüze hoş geldiniz. Show TV ailesi. Kahke duymuş muydunuz? Gaziantep'in çok özel bir lezzeti kahke. Peki nasıl yapılıyor? İşin ustasından, işin ehlinden öğreneceğiz. İbrahim Ustam yanımda, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyilik, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Kahkeyi çok merak ediyoruz. Evet. Öncelikle önümüzde bir hamur duruyor. Bu hamuru nasıl elde ettik? Bu hamuru bir gün önceden yoğurduk. Bize has özel nohut mayamız var. Zaten kahkemizin de bütün özelliği o bizim yaptığımız nohut mayasındandır. Bir gün önce yoğurduk, dinlendirdik. Şimdi yağını katıp şekil vereceğiz. Güzel. İçinde başka bir şey yok mu? Maya, un. Bir de tuz var. Başka bir şey yok. Bir de tuz var. Evet. Güzelce yoğuruldu. Evet. Bir gün dinlendirildi. Bir gün dinlendirildi. Nasıl şekil veriyoruz? Ne yapıyoruz? Önce yağını katıyoruz. Tamam. Sonra da şekil vereceğiz. Bir küçük kase toz şekerimiz. Evet. Mayamız. Mayamız. Kabartma tozumuz ve zeytinyağımız. Zeytinyağı. Bunu önce bir mayamızı eritiyoruz. Yağla güzelce malzemelerimizi biraz yoğuruyoruz. Güzelce karıştırdık. Evet. Yapımı da ilginç. Simit gibi açtık hamuru. Unumuzu koyuyoruz. Evet. Ortasında da karışımımız var. Ve tekrar yağ. Yağımızın bir bölümünü alıyoruz. Daha sonra tekrar azar azar yavaş yavaş itireceğiz. Havuz yaptık. Etrafından azar azar alarak güzelce hepsini karıştırıyoruz. Neydi, ne oldu? Bütün unumuzu ve yağımızı kullandık. Kaç kilo yağ gitti? Ortalama 3 kilo yağ koyduk buna. 3 kilo yağ. Harikasın ustam, maşallah. Hazır hamurumuz. Hamurumuz hazır. Yer değiştirelim mi? Siz fark eder mi? Karşılığını yapacağız, iki kişi yapacağız. Öyle mi? Evet. Kim alıyoruz? Buyurun. Ustam lütfen. Kalem gibi. Evet. Son iki tane. Çok teşekkür ediyorum Ustam. Ellerinize sağlık. Tepsimizi çok güzel hazırladık. Çubuk şeklinde yaptık, bir de yuvarlak yaptık. Evet. Halka şeklinde. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yumurta süreceğiz. Tekrar üzerine de susam. Güzel. Evet. Tepsiye şekil vererek yerleştirmiş olduğumuz hamurumuzun üzerine yumurta sarısı ve bolca susam sürdük. Şimdi fırına gidecek. Isıtılmış olan fırına gidecek. 13-15 dakika kadar fırında pişecek. Bakalım çıkınca kahke nasıl görünecek? Tadına da bakmak isterim. Tabii. Yanında da açık bir çayla. Tabii. Tamam mı? Tabii. Haydi hazırlamış olduğumuz kahkemiz fırına gitsin. Thank you.
fırından çıktı, çok güzel görünüyor. Ama çeşit çeşit kurabiyeler de var. Her tabakta farklı bir kurabiye var. Çayım da hazır. Öncelikle kahkemin tadına bakmak istiyorum. Gevrek gevrek. Kahkemi yemeye devam ediyorum. Antep'in güzellikleriyle lezzet haritası devam ediyor. Bu görüntüye bayılıyorum. Biberler, patlıcanlar, kuru kabak, kuru bamya, her şey var. Hayırlı işler abicim. Ne kadar ipi? 7 lira. 7 lira. 50 tanesi 7 lira. 50 tanesi 7 lira. Biber de mi aynı? Evet, aynen. 5 kilo patlıcanlar veya biberden tekabül ediyor onlar. 5 kiloya tekabül ediyor 7 lira. Evet. Çok güzel. Bamya ne kadar kuru bamya? 50 lira kilosu. Kilosu 50 lira. Şimdi biberin memleketi Gaziantep'teyiz. Evet, evet. Şimdi hakiki pul biberi nasıl anlayacağız? Hakiki pul biberi biberin yaprak kısımlarında, şu dolmalık bölgelerin içinde tohum, damar vesaire şeyler bulunmaz. Ve içinde tuz oranı da %1 olur. Çünkü tuz olmazsa boz olur. Onlar en mesela bu en iyisi. Kristal dediğimiz ipek. Nasıl mesela anlıyoruz? İçinde tohum yoktu. Elin aldığı zaman böyle yağı çıkmaz. Güzel yani şeyinize. Çekim yağlısı iyi olur diye biliyorum. Yok, yağlı biber uzun müddet kalmaz. Sağlıklı olmaz. Kısa zamanda bozulur. Çünkü içine yağ olduğundan dolayı kurt düşme zamanı geldiği zaman düşer. Ama bunlar 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl kalır. Sadece Allah tarafından senesi gelirse rengi atar. Mesela saf biber birinci sınıftır. Mesela kaliteli. Şunda az bir tohum vardır içinde. Acılık olması için. Belli zaten. Ev verim. Neyin kaliteli olduğunu öğrendik. Çok yağlı biber alırsanız çok uzun süre taze kalamazmış, kurtlanırmış. Onun için tohumsuz olanlarını tercih etmekte fayda varmış. Kilosu da 20 lira Gaziantep'te. Evet. Kolay gelsin abicim. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hakiki Antep salçası görmek buyurun, istiyorum. Buyurun içeride. İçeridekiler mi? Gelin. Ha burada özel. Gaziantep'e ait özel ev salçamız bunlar. Şöyle açalım mı, gösterelim mi rengini? Tabii. Kokusunu alıyorsunuz zaten. Şu acı oluyor, bu tatlı oluyor. Biber salçası mı bu? Tabii tabii. Çok güzel. Ne kadar kilosu? 17 lira kilosu. 17 lira. Tohumsuz, tuzsuz. 2 yıl garantili salçamız. Bozulmuyor. Tabii canım. Üstü küflenmiyor. Yok muhakkak. Harika. Peki ceviz var mı? Var buyurun. Bir alayım birkaç tane ceviz. Neden diyeceksiniz? Salçanın tadını alabilmeniz için salçacıya gittiniz. Cevizin içini alınız. Ve şöyle tadına bakınız, değil mi abicim? Muhteşem. Oo, Antep'in fıstığı. Abim kolay gelsin. Ne var ne yok, işler nasıl? İyiyiz, güzel, sağ olun, sizlere sormalı. Bizler de iyiyiz. Şimdi hangisi? Onlar Antep, bunlar Sirt galiba. Evet. Antep fıstığı. Şimdi özelliği nedir? Kilosu ne kadardır? Kilosu 40 liradır. 40 lira. Aha. Menengiçtir. Yanı sıra menengiçin dişisidir. Menengiç aşılanırsa Antep fıstığı olur. Gerçekten? Aha. Oo. Tadına bakabilir miyim? Tabii tabii. Bayılırım Antep fıstığına. Antep'e geldiğiniz zaman almanız gerekenler: ev salçası, pul biber, Antep fıstığı ve baklava. Mutlaka ve mutlaka alın, öyle gidin. Kolay gelsin. Evet. Sesi duyun, sesi. Nasılsın abim? Sağ olun, teşekkür ederim. Ne satıyorsun? Antep'in yüresel menengiç kahvesi efendim. Ben de alabilir miyim? Tabii efendim.
Cezveden? Tabii sıcak sıcak bu. Ne kadar bir tanesi? 1 lira efendim. 1 lira. Ya 1 lira dediğim bir şey değil yani. Bu bir şey değil, şifa. Tabii şifa. Ay iyi ki karşılaştık. Ya. Kahvemi içiyorum ve Gaziantep'i gezmeye devam ediyorum. Gaziantep'in güzel lezzetleriyle devam ediyoruz. Çok özel 3 tane lezzet yapacağız. Önce ekşili ayvalı taraklık yapacağız. Ardından şiveydiz. En sonra da tatlı tarhana eritmesi yapacağız. Ragıp Bey yanımda ve bu lezzetlerin nasıl yapıldığını bizlere öğretecek. Şimdi malzemelerimiz önümüzde. Tek tek bize malzemelerini söyleyebilir misiniz lütfen? Kuzu pirzolası, ayva, domates suyu, salçalarımız, biber ve domates, sade yağ, soğan, az bir sarımsak kullanaraktan tabii bir takım tuz, ekşi ve hafif bir şeker de koyacağız. Bu tuzumuz. Tuzumuz. Toz şekerimiz var. Evet. Bu yağımız mı? Yok, limon. Limon suyu. Limon suyu, ekşili ya. Ekşili ya, ekşisi oradan geliyor. Ya nar ekşisi olacak ya limon olacak. Evet. Hemen başlayalım mı? Başlayalım. Nasıl yapıyoruz ekşili ayvalı taraklık onu görelim. Buyurun. Evet, sade yağımızı koyuyoruz. Evet, karıştırın. Evet. Soğanlarımızı güzelce kavuruyor muyuz? Evet, birlikte şöyle bir karıştıralım. Hem etlerimiz ısınsın, hem soğanlarımız evet, kavrulsun. Soğanlarımız güzelce öldü. Etimiz de biraz kızardı. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi artık domates suyumuzu koyacağız. Lütfen siz... Ben yardımcı olayım. Burada kaç domates vardır? Yani burada 6-7 tane. Biz bunu yalnız yazdan hazırlıyoruz. Çünkü lezzeti bu zamanın çok domatesiyle yapılmaz. Bu yazdan bizim buzdolaplarımıza stokluyoruz. Şimdi bunu bir süre pişireceğiz. İçerisine salçalar. Bunlar zaten pişmiş malzeme olduğu için. En son safhada da ayvasını ilave edeceğiz. Şurada sarımsağımızı da hazırlayalım. Evet. Hem domates suyu kullanıyoruz hem domates salçasıyla biber salçası kullanıyoruz. Az miktarda. Azar azar. Tadı, lezzeti, kokusu geçsin diye. Soğanımız, etimiz, yağımızla birlikte biraz kavruldu. Üzerine domates sosunu koyduk. Birazcık fokurdasın. Sonra yapmaya da devam edelim. Sarımsağı niye kullanıyoruz? Normalde konmaz. Fakat bu da bir aşamadır, değişimdir. Etler artık eskisi gibi lezzetli olmadığı için sarımsağın ete verdiği bir aroma var. Bunu ben kendim kullanıyorum. Normalde Antepliler bunu izlese buna sarımsak konmaz diyebilir. Zaten bu sarımsağın kokusu hissedilmez bile içerisinde. Ancak etin aromasını bir üst yukarı taşır. Öyle bir özelliği vardır. Birazdan onu da ilave edeceğiz. Lezzetine lezzet katsın diye sarımsağımızı ufak ufak doğradık. Onu da ilave edeceğiz. Güzel. İyiceğiz. Görünüyor, göz göz oldu. Oo, fokurduyor yemeğimiz. Ay çok tuzunu, güzel koktu. Tuzunu biraz daha geç koyacağım. Et biraz sertleşmesin diye onu belirtelim de birazdan koyacağız. Şimdi şu sarımsağı da ilave ediyorum. Salçaları da rica edeyim. Hepsini bir yarısını korsak yeter çünkü domatesimiz çok güzel. İkisinin de yarısını. Lütfen onu da bir içine yayalayın şöyle. Ve dikkat ederseniz biraz meyanesi koyucadır. Bu yemeğin özelliği odur. Tutup böyle cır su olmaz yani. Bu yanında pirinç pilavıyla yenir. Sade de yenir. Her türlü. Güzel olunca lezzet. Evet. Şahane. Evet. Bir de hiç su kullanmıyoruz. Sadece domatesin suyuyla hazırlıyoruz değil sadece mi? Sadece domates. Şimdi? Kapatalım. Yok, kapatalım. Bir süre daha kapatalım. Ne kadar daha duracak? Yani etimiz biraz daha şimdi yumuşaması gerek. Bir 5-10 dakika daha durursa tamam. Harika. 5 dakika bekleyelim ve devam edelim.
harika. Etlerimiz biraz daha pişti. Evet. Sıra geldi ayvalara. Ayvadan önce tuzumuzu atalım. Şekerimiz ve limon suyumuz var. Ekşisini limon suyundan alacak. Önce domates suyumuz güzelce pişiyor. Ardından limon suyu, tuz ve şekeri kattıktan sonra biraz daha pişiyor. Sonra ayvalarımızı katacağız ve pişmeye devam edecek. Evet. Şahane olacak lezzetimiz. Arzu eden şeker koymadan da yapabilir ama şeker buna bir farklı, zeytinyağlarda da kullanıyoruz. Evet. Ya, farklı bir aroma getiriyor. Onun için kullandık. Hı-hı. Evet, şu anda ayvaları da artık indirebiliriz. Şöyle yüzünü aşağı getirecek şekilde korsanız. Ortalama 100 yıllık bir lezzet yapıyoruz. Evet. 100 yıllık çok özel bir lezzet yapıyoruz. Tüm püf noktalarıyla, incelikleriyle sizlerle paylaşıyoruz. Ayvamızı da ilave ettik. Ne kadar süre daha pişecek? Yarım saat daha pişerse, kuzu pirzolası olduğu için çabuk pişer. Çünkü ön pişirmesini de yaptık, bir sürede pişirdik. Yani yaklaşık 1 saat 10 dakika gibi falan da bitirmiş olacağız. Harika. O zaman şöyle yapalım mı hocam? Bu kenarda pişmeye devam etsin, evet. Biz diğer lezzetimize yalnız geçelim. Yalnız ben bir karabiber unutmuştum. Buna bir de hafif karabiber ilave edeceğim. Tamamdır, karabiberimizi ilave edelim. Bir yarım saat pişmeye bırakacağız. Şimdi diğer güzel lezzetimize geçiyoruz. Şiveydiz yapacağız. Şiveydizin özelliği nedir? Nasıl bir yemektir? Onu öğrenelim. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Şiveydiz yapacağız. Neler kullanacağız? Şiveydiz ne demektir? Onu öğreneceğim. İşin ehlini bulmuşken şiveydiz ne demektir hocam? Bu Antep'te yine yokluktan başlayaraktan üretilmiş, özellikle bahar aylarında. Süt var, yoğurt var, yumurta kuzular var, yumurta var ve bunlar yeni çıkmaya başlar. Bilahare büyüyecek işte, baş haline gelecek. Bunlardan üretilmiş, yapılmış yemekler. Tenceremizde etimiz haşlanıyor. Haşlanıyor. Ne eti? Kuzu eti yine. Hı hı. Kuzunun incik kısmını kullandık. Haşlanmış nohutumuz, bir tane yumurtamız, evet. Yoğurdumuz, zeytinyağımız. Taze soğanımız, taze sarımsağımız, nane, tuz, karabiber ve sade yağımız var. Şimdi yardımcı olayım. Buyurun. Bir avuç kadar haşlanmış nohut, değil mi? Evet. Etimizin içine atıyoruz. Devam ediyoruz. Birlikte bir süre daha pişecek. O arada da bunları doğrayalım mı? Efendim, doğrayalım tabii. Ben de yardımcı olabilirim. Buyurun. Haşlanmış nohutumuzun ve haşlanmış kuzu etimizin incik kısmıydı. Üzerine doğramış olduğumuz 3-4 santim aralıklarla hazırlamış olduğumuz taze sarımsakları ilave ediyoruz. Ve soğanları devamında. Taze soğanları, evet. Güzelce karıştırdım. Evet. Pişmeye devam mı edecek? Evet. Şimdi yoğurdumuzu bağlayacağız. Yumurtayla. Hı hı. Yumurtamız var ve 1 kiloya yakın yoğurdumuz var. Bu arada yemeğimize de bakalım. Oo, çok güzel görünüyor. Evet, şeyimiz de ısındı. Harika. Evet, yavaşça içine bocalayalım. Bir kilo yoğurt, bir yumurta ve tuz. Süzme yoğurt. Süzme yoğurt. Az da karabiber ilave edelim şu anda. Sade yağımız var. Nanemizi onu da öldürüp üzerine mi dökeceğiz? Evet, üzerine yedireceğiz. Ben mutfaktan kopamam. Gerçekten yemeğin kokusu, yemeğin sesi, özlerim. Evet. Acayip güzel koktu. Çok güzel bir lezzet yaptık. Şiveydiz yaptık. Zaten ekşili ayvalı taraklığımız da pişmiştir, değil mi? Tabii. Şimdi tatlı tarhana eritmesi nasıl oluyor? Şimdi onu öğrenelim. Çoğunuz duymamıştır ya da görmemiştir. Görelim, duyalım. Sonra da nasıl görünüyor ona bakalım. Tatlı tarhana eritmesi bir kahvaltı yemeği, değil mi? Bir lezzeti diyelim daha doğrusu. Evet. Hemen yapmaya başlayalım mı? Suyumuz var, tatlı tarhanamız var, cevizimiz.
Antep fıstığımız, içimiz, tarçınımız ve sade yağımız var. Az su koyduk. Hı hı. Tarhanamızı içine ilave ediyoruz. Biraz suyla birlikte erimesini sağlayacağız içinde. Bildiğimiz tarhana değil, üzüm suyu kaynatılıyor ve ince bulgurla güzelce hazırlanıyor. Macun kıvamına gelmiş olan tarhanamızın içerisine sade yağımızı ilave ediyoruz. Şöyle yarım kaşıktan az fazla. Bunu daha da fazla da korlar. Özellikle o yağına banaraktan yemek için. Siz bunu karıştırın. Ben şuradan cevizi biraz incelteyim. Hı hı. Şimdi normalde buna sadece ceviz konur. Hı hı. Ancak biz biraz da sizin gibi değerli misafirler olduğu evet. için fıstık da atacağız. Aynen. Şu anda o fıstıktan şöyle biraz içine karıştırın. Sonra da cevizle yeterli. İç fıstığımızı ilave ettik. Cevizlerimizi de incelttik. Bakayım. Evet. Tamam. Kafi, altını kapayalım. Pardon. Ben mi koyayım, siz mi? Ben buyurun. Alabilirim. Üzerine de bol ceviz. İşte çok özel bir lezzet olan, kahvaltılarda tercih edilen tatlı tarhana eritmesi yaptık. Size çok teşekkür ediyorum. Güzel bilgiler paylaştınız, güzel lezzetler yaptınız bize. Umarım beğendiniz. Çok sağ olun, çok memnun oldum sizi tanıdığım için. Şimdi sofraya gidiyorum, yaptığımız güzel lezzetler soframızda olacak. Ama Gaziantep'e gelmişiz elbette. Farklı güzel lezzetler de olacak. Acaba biraz sonraki Gaziantep soframda neler olacak? Gelin onu görelim. Tarihi bir dokuda geleneksel Antep yemeklerinin olduğu şahane bir sofradayım. Soframızda çok özel lezzetler var. Öncelikle hangi yemekleri yapmıştık? Şiveydiz yapmıştık. Sonra ekşili ayvalı taraklık yaptık. En sonra da tatlı tarhana eritmesi yaptık. Ben size soframdaki diğer lezzetleri de paylaşmak istiyorum. Hiç böyle tek sarımda upuzun bir sarma görmüş müydünüz? Gaziantepliler yapıyorlar. Çok güzel görünüyor. Sarma dolmamız bulgurla yapılıyor, biber dolmamız da pirinçle hazırlanıyor ve aynı tencerede pişiyor. Çok güzel görünüyor. Nişe helvamız var, cacıklı köftemiz var, kıymalı simit aşı var, sonra içli köfte var. Şöyle sallamak istiyorum. Sallanıyor içli köfte. Kabaklama var. Kabaklama çeyiz ve düğün yemeği aynı zamanda. Cıvık da denilir. Zaten Gaziantep'te sulu yemeklere cıvık denilir genel anlamda. Kabaklama çok özel bir lezzettir Gaziantep'te. Bir diğer lezzetimiz de fasulyeli kabak dolması. Fasulye ile kabak dolmaları aynı tencerede pişiyor. Ben öncelikle yaptığımız lezzetlerle başlamak istiyorum. Şiveydiz. Muhteşem bir lezzet. Soframdaki diğer o değişik değişik, özel hazırlanmış güzel yemeklerin tadına bakacağım. Gaziantep'te lezzetler bitmez. Farklı farklı lezzetler, belki de daha önce hiç görmediğiniz lezzetler lezzet haritasında devam ediyor. Bakalım şimdi Gaziantep'in hangi güzelliği sizlerle olacak? Burada sizce ne yapılıyor olabilir? Elbette ki baklava. Antep denilince akla baklava gelir. Baklava denilince de elbette Gaziantep.
Peki lezzetinin sırrı ne? Baklava nasıl yapılıyor? İşin ustasından, işin ehlinden öğreneceğiz. Yanımda Metin Ustam var. Merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeker gibi memleketteyiz. Allah tatlının razı memleketindeyiz. Evet. Baklavanın hamuru nasıl yapılıyor öncelikle? Orada ben büyük büyük mezeler görüyorum. Sert buğdaydan yapılıyor. İçerisinde bir kilo un içerisinde 3 yumurta, 20 gram tuz, diğer kalan suyla sert bir hamur elde ediyoruz. Sert hamurdan sonra böyle makineden geçtikten sonra hafif makinamız büyütüyor. Bu arkadaşımız şu an görmüş olduğunuz 9 kat olarak bu hamurumuzu açacak. Burada tabii her çalışanın farklı bir uzmanlık alanı var, tabii, değil mi? Tabii efendim. Harika. Kolay gelsin kardeşim. 9 katı burada yaptık. Sonra orada çalışan abilerim, kardeşlerim evet var. Bunlar şu an açılmış olan hamur bak. O tarafa geçelim. Kolay gelsin. Şu an bunlar açılmıştır. Bu baklavalarımız tepsiye döşeniyor. Bu kaç kat açılıyor? Bu 9 kat olarak açıldı efendim. Şimdi oradan sonra evet bir kere daha mı inceltiliyor? Tabii o inceltip gelecek, bu şekli alacak. Ha, açı açı o hale evet gelecek. Güzel. Tepsinin altını yağlıyor muyuz? Tepsinin altı yağlanıyor. Her tepsimizin büyüklüğü küçüklüğü olduğu için 4 kiloluk, 3 kiloluk tepsilerimiz var. Hı hı. Hamuru tartılır, her tepsinin hamurunu alıyor. Ondan sonra arasına sade yağ dediğimiz yağımız atılır. Üzerine kaymak dediğimiz kaymağımız yatırır. O kadar kaymak koyacak mıyız içine? Evet, o kaymak yatacak. Oo, lezzetini o veren de kaymağı ve tabii fıstığı değil mi? Süt ve sütlü ürünlerden yapılan yiyecekler her zaman çok lezzetli olur efendim. Evet, buna o lezzeti de veren o kaymaktır. Harika. Kaymağı serdik. Üzerine tekrar mı hamur? Hayır, fıstık atılacak. Heh. Fıstık atışını göreceğiz. Tamam. O zaman kaymağımızı yayalım, sonra fıstığımızı atalım. Diğer aşamalarıyla da devam edelim. Önce kesilecek. Evet efendim. Değil mi? Hayır. Üzeri kapanacak, ondan evet sonra kesime gidecek. Ondan sonra kesilecek. Üzeri kapansın, sonra nasıl kesiliyor onu görelim. Lezzetine evet lezzet katıyoruz değil mi? Evet, evet, tamam. 70 yıllık usta var yanımda, Hacı Ustam var. Baklavamız meşe odunuyla yanan kara fırında güzelce pişti. Çok güzel, of baklavalar harika görünüyor. Evet. Şimdi burada kazanda bir şerbetimiz var. Şerbet kaynıyor bir taraftan, alttan kaynıyor. Baklavamız da sıcak. Şöyle göstereyim size evet şerbetin kıvamını. Ben dökebilir miyim? Dökebilirim. Deneyeyim mi? Deneyim. Buraya koyayım. Tamamdır. Her yerine aynı şekilde eşit evet ölçüde eşit olması şimdi gerekiyor. Şimdi ne güzel. Tepsinin biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Orada arkadaşlarım düzeltme işlemini yapıyorlar. Evet. Kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim. Nice yıllar inşallah baklavayla beraber. Allah'ım sağ sağlık afiyet sağ versin. Evet. Şimdi hazırlanan baklavayı yemenin vakti geldi. Evet, evet. Ben baklavanızın tadına bakmak istiyorum. Evet, evet. O zaman sofraya gidiyorum ve evet baklava nasıl olmuş onu görüyoruz. Çok mutluyum. En sevdiğim kısım. Antep'e geldik. Baklavanın yapılışını sizler için öğrendik.
Şu an yaptığımız baklava var ama öyle bir sofra hazırladılar ki. Çeşit çeşit tatlılar var. Onları hemen size tanıtmak istiyorum. Yapmış olduğumuz fıstıklı baklava, fıstık ezmesi, yaprak şöbiyet, bülbül yuvası, sarı burma da deniliyor. Cevizli baklava, havuç dilim baklava, bir de karışık tatlı tabağı yapmışlar. Hepsinden var. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Ben öncelikle yapmış olduğumuz baklavanın tadına bakarak başlamak istiyorum. Şöyle çatal kullanmayacağım. Baklava alınır. Ters çevrilir. Alt kısmı damağa gelecek şekilde yenilir. Ezgi'nin kendinden geçtiği anlar. Bol kaymaklı, bol fıstıklı tatlılar. Şahane. Ben soframdaki tatlılarımı yemeye devam ediyorum. Baklavalarımı yemeye devam ediyorum. Lezzet haritası da Antep'in birbirinden güzel lezzetleriyle sizler için devam ediyor. Aşkım. Gözlerinden öperim kızım. Allah razı olsun. Seni görmek de çok güzel. Ay canımsınız. Televizyonda izliyorduk ama. Canım. Yakındaki daha güzel. Canlı canlı. Evet. Evet. Sen bize güzel yemekler yapacaksın mı? Yapıyor. Hazır ya, bekliyor sizi. Her şey hazır mı? Hazır. Sizin gelmenizi bekledik. Şimdi siz de geldiniz. Ay anneciğim ha, merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk, muhtarım da orada. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Sağ olun, hoş geldiniz. Biz neredeyiz? Gaziantep merkeze bağlı Cerit Yeni Yapan köyündeyiz. Çok güzel bir karşılama, çok güzel bir kalabalık. Ortamından gelmiş bizim suyumuz. Bu köylerdir baba dede yurdumuz. Softi'yi çok seviyor köyümüz. Bizim köyler başka köye benzemez. Allah! Canım abim benim. Çok güzel bir karşılama, çok güzel yürekli insanlar. Çok güzelsiniz, çok özelsiniz. Köylerimize geliyoruz. O kadar güzel karşılanıyoruz ki. Bütün köylerimize çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza, halkımıza. İçeride hazırlık var değil mi muhtarım? Var. Hazırlık var, evet hazırlık. İçeri girelim bakalım. Dört gözle herkes sizi bekliyor. Gerçekten. Dört gözle sizi bekliyorum. İçeri giriyorum, birbirinden güzel yemekler bizi bekliyor. Hadi gelin. Canlarım! Merhabalar! Ay! Çok tatlılar ya. Siz ne yapıyorsunuz orada? Hoş bulduk. Aşkım ne haber? Ne haber? Uy. Hemen oturmuşsun yerine, almışsın. Sana böyle şey katmer yapıyorum, Antep'in meşhur fıstığın. Sen geliyorsun diye hazırlık yaptım. Çok tatlısın. Sen de çok fıstık tatlısın. Fıstık kadar tatlısın. Sen de çok tatlısın. Gerçekten televizyonda o kadar izliyor ki ne seni. yakından görmek de nasip oldu ama. Eyvallah. Çok tatlı. Merhabalar. Siz ne yapıyorsunuz? Menengiçli ekmek. Menengiçli ekmek. Birazdan menengiç içeceğiz mi? İçeceğiz. Güzel. Yan tarafa geçiyorum. Hanımlarımız, ablamlar, annemler çok güzel hazırlık yapmışlar. Uzun bir sofra. Bakalım neler var, neler yapacağız. Selam. Hoş bulduk aşkım. Nasılsın? Şöyle geleyim.
İsmin nedir? Ayşe. Ayşe'cim çok güzelsin. Evet, sağ olasın. Sen mi yaptın bunu? Evet. Ellerine sağlık. Sağ olasın. İğne oyası değil mi? Evet, iğne oyası. Pardon yani öyle rastgele örtü falan örtmeyiz. Yok aynen iğne oyası. Ne yapacaksın sen bize? Mantıkalı köfte yapacağız. Mantıkalı köfte. Mantıka nedir? Mercimek. Mercimeğe mantıka diyorsunuz. Hı-hı. Malzemelerini sayalım mı? Neler kullanacağız? Mercimek, haşlanmış mercimeğimiz var. Simidimiz var, incesi bulgurumuz. Biber, salça, tuz, zeytinyağı, kırmızı yeşil kırmızı biber, yeşil biber, soğanımız, maydanozumuz, yeşil soğan sarımsağımız. Ha karışık o. Evet bu karışık. Taze sarımsakla taze soğan karıştı. Taze sarımsak, taze soğan karışık doğradım önceden. Harikasın. Hemen yapalım mı? Yapalım. Köftemiz nasıl olacak? Onu bir yoğuralım. Evet önceden haşlattığımız şeye önce bulgurumu, simidimizi ıslayalım, karıştıralım. Biz şeyler doğrayana kadar bu ıslanacak. Hı hı. Biraz şişsin değil mi? Evet, ıslanacak, şişecek. Şimdi soğanımızla biberlerimizi doğrayacak. Tahtanı yerim senin. Ufacık bir tahta. Soğanlarımızı tavamıza alalım. Hakiki yağımızı zeytinyağı. Koyalım. Hakiki zeytinyağı. Oo, bir su bardağı yağ. Soğanlarımızın içerisine kırmızı biberimizi de attık. Onu da güzelce karıştıralım. Bir tane kırmızı biber, bir tane de yeşil biber doğradık. Onu da ben atabilirim. Mercimeğimizin içerisine de ince bulgurumuzu atmıştık. Evet, ince bulgurla. Oo. İnce bulgur. Bu da çok güzel görünüyor. Evet. Şişmiş. Şişmiş. Taze soğan ve taze sarımsak da mercimek ve bulgurla güzelce buluşuyor, güzelce yoğruluyor. Bu böylece oldu. Güzelce vıncıkladık. Evet, şimdi yoğurduk. Şimdi yağına salçamızı çalacağız. Buyurun. Biberimizi atacağız. Servis tabağımız. Evet. Oldu değil mi? Harika. Marulları altına koyalım. Marulları. Evet. Oh, dombul dombul. Mantıkalı köftemizi hazırladık. Sana çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Çok sağ olasın. Biz size teşekkür ederiz. Canım. Aynen. Yüzündeki sizi, tebessüm hiç solmasın. Sizi görmek daha güzeldi. Canımsın benim. Çok yan tarafa geçiyorum. Acaba teyzeciğim bize ne yapacak? Kolay gelsin. Sağ olun. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk annem. İsmin nedir? Dursun. Dursun. Dursun durmasın. Bize ne yapsın? Haşlama yapsın. Haşlama, et haşlaması. Ne eti? Kuzu eti. Neresi? Her yerinden olur. Her yerinden olur. Neresinde yaparsan olur. Kuzu etiniz olsun değil mi? Tek ki kuzu eti olsun. Şimdi nasıl yapacağız anneciğim? Bunu yıkanmış zaten. Bunu kazana koyacak. Kazanını yerim senin. Tuzunu atacak. Çok tatlı konuşuyorlar. Atacak. Kazanı koyacak. Suyunu ilave edecek üstüne. Evet. Kapağını kapatacak abi öyle. Heh. Ocağımıza koyacak. O kadar? Hı-hı, bu kadar. Ne bu kadar sürede haşlanacak? Bu bir saat, bir buçuk saatte haşlanır. Hı. Ondan sonra güzelce frik pilavlarının üzerine haşlama konur.
Ondan sonra da yiyecek. Firik pilavı yapacağız galiba. Ha. Firik'i gördüm. Tabii. Yan tarafta teyzem yapıyor. Firik pilavı da yapacak. O zaman Dursun teyzeciğim sen bunu ocağa koy. O orada güzelce haşlansın. Tamam. Ben yan tarafa teyzemin yanına geçiyorum. Tamam. Firik pilavı yapacak. Evet. Haşlamanın yanına firik pilavı nasıl oluyor onu görelim. Sağ olasın. Canım. Hoş geldin. Oh. Hoş bulduk annem. Adın nedir? Menekşe. Menekşe. Evet. Çok güzel isminiz var. Harika. Unutulmaz. Değil mi? Yani. Çiçek gibi kadınsın vallahi. Şimdi ne yapacağız? Malzemelerimizi sayalım. Gel. Bu tereyağı. O tereyağı. Bu kıyma. Ne kıyması? Kuzu kıyması. Evet. Kıymamız var. Karabiberimiz, pul biberimiz, nohutumuz var. Hepsini. Tuzumuz var. Bulgurumuz var. Firik. Firiğimiz var. Ana malzememiz firik var. Şimdi hemen hazırlayalım. Evet. Buyur anneciğim. Kuzu kıymamızı alıyoruz. Kazanımızı alalım. Sade yağın içerisinde kuzu kıymamızı güzelce kavuralım. Biraz kavurduk. Karabiberimizi atalım. Pul biber. Bol yağın içerisinde güzelce kavuruyoruz vallahi. Evet. Mis gibi kokular sardı burayı. Şimdi ne yapacağız? Et suyu. Hayır. Hayır. Firik. Evet. Bir kase 2 saat suda bekletilmiş olan firiğimizi içerisine atıyoruz. Firiği bilmeyenler vardır. Firik ne teyzeciğim? Bulgur türünün bir şeyi. Çeşidi. Çeşidi buğdanın yani yapılmamış yeşili. Normal. Başaklardan toplanan evet, hali değil mi firik? Ondan sonra bir de ateşle biraz ateş gördükten sonra temizlenecek. Ve hazır. Her yemeğe hazır hale geliyor. Evet. Çok da besleyicidir. Evet. Sıra geldi. Bulgura. Kavurduk. Şimdi ne yapıyoruz anneciğim? Suyunu ilave edecek, suyunu ilave edecek. Edecek, edelim bakayım. Hepsini koyma, tamam o kadar yeter. Dinlene dinlene pişecek. Dinlene dinlene. Evet. Arada arada su koyacağız. Evet. Ha. Öyle de olmuyor. Olmuyor. Dinlene dinlene yaklaşık 1,5 saatte pişiriyoruz. Biz de şimdi tekrar... Tamam. Azıcık azıcık. Tekrar mı kapatacağız? Nohut. Haşlanmış. Nohut. Hepsini atayım mı? At at at. Şimdi o zaman nohutla birlikte de biraz suyunu çeksin. Üzerine tekrar et suyu koyacağız ve bu şekilde ağır ağır pişecek. Evet. Ellerine sağlık. Yan tarafa geçiyorum. Acaba ne yapacağız onu görelim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun yiyenlere. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Çok şükür iyiyim. Siz ne yapacaksınız? Ben de iyiyim. İsmin nedir? Gülümser. Gülümser. Evet. Ne yapacaksın bize? Saç kömbesi. Saç kömbesi. Evet. Orada ateşte mi pişecek? Hı. Aman Allah'ım saç kömbesi bir de ocakta pişecek. Evet. Neler kullanacağız? Kıyma, hı, soğan, salça, kırmızı biber, yağ, karabiber, tuz. O kadar. Evet. Bir de hamur yapacağız. Evet, hamurunu da yapacağız. Önce hangisinden başlayalım? Önce kıymadan başlayalım. Kıymadan başlayalım. Evet. Soğanımı doğrayacağım. O arada soğanımızı doğrayalım. Sen böyle geç Gülümser'cim. Çok az damlattık ortasına. Kıymamızı güzelce kavurduk. Şimdi doğramış olduğumuz soğanlarımızı şöyle alayım ben, ziyan olmasın. Evet. Birlikte gene güzelce kavuruyoruz. Kavrulana kadar ben hamurumu yoğurmam lazım. Harika, yer değiştirelim. Gel, ben biraz çekeyim bunu. Unumuzu aldık, tuzumuzu. Un, su, tuz, o kadar değil mi? Müzik
Anneciğim, bu oldu galiba. Evet, oldu. Kapatalım altını. Bütün altın hamurumuz da hazır. Tepsimiz de burada. Her şey bakır, her şey kazan. Yağ dökeceğiz hemen. Aa, çok güzel. Şimdi açalım. Eşit miktarda hazırlamış olduğumuz harcı yağlanmış olan tepsiye serdiğimiz hamurun üzerine yayıyoruz. Öbürünü açalım, üzerine güzelce onu da serelim. Arasına harcı koyduk. Üzerine tekrar hamurumuzu açtıktan sonra serdik. Evet. Orada pişecek mi? Evet, bunda. Ellerine sağlık. Evet, afiyet olsun, sağ gülümserim, ol. Sıcak olsun. Sıcak kömbe yedireceğim bize. İnşallah. Öpeyim, gel. Çok sağ, sağ ol, olasın. Nasılsın? Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmin nedir? Fatma. Fatmacığım, bize kadayıf yapacaksın. Evet, burma kadayıf yapacağım. Burma kadayıf hem de. Şahane. Kadayıfımız burada. Evet, özel. Taze, özel. Burada bolca Antep'in fıstığı var. Bir de sade yağ var. Üzeri içinde şerbet. Şerbet. Oo, bayağı yoğun. Evet. Onu biraz ısıtacağız. Hı hı. Üzerine dökerken ılık ılık, değil evet. mi? Ilık ılık. Ilık ılık. Bunu nasıl hazırladın canım? 3 bardak şeker, 3 bardak su, yarım limon. Yarımda limon var, evet. bire ölçülerinde. Evet. Çok güzel. Hemen hazırlayalım mı? Bu tepsimiz... Tepsiyi yağladım önceden. Bakır tepsimiz sade yağla güzelce sıvanmış. Evet. Bayağı bol kalın yağlı. Bir şekilde bol evet, yağla bol sürmüşüz. Yağlı. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yapmaya başlayacağım. Yapmaya başlayalım. Kömbemiz ne durumda? Oo, şahane görünüyor. Yapıyoruz. Bütün tepsimizi bu şekilde bura 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 yerleştireceğiz. Son kadayıfımızı da doladık, sardık. Şimdi bu sade yağ ne zaman kullanacağız? Bunu pişirirken az az etrafından içine ilave edeceğiz, dibine yanmasın diye. Bu yağ koydum ben bayağı ama yine de az gelecek. Az gelecek. Evet. Heh, kömbe de gitti, pişti. Evet. Ocağımızı yakalım. Aynı kömbemizi pişirdiğimiz gibi sarma kadayıfımızı da çevire çevire aralarına da biraz biraz yağ koyarak, sade yağ koyarak güzelce pişireceğiz. Evet. Sonra ters çevirmemiz gerekiyor evet. değil mi? Hı hı. Harika. Sonra piştikten sonra şerbetimiz ılık şerbet dökeceğiz. Olacak. Evet. Sıcak kadayıf olacak. Evet. Değil mi? Hı hı. Üzerine bolca dökülecek. Şahane lezzet. Harika. Fatmacığım, senden rica edeyim. Sen bunu bir güzel pişiriver. Tamam. Neden diyorum? Pişmesini beklemeyeceğim. Şimdi cerit yeni yapan köyümüzde hanımlarımız ipek halılar yapıyorlarmış. Onların yanına gitmek istiyorum. Onlara bir kolay gelsin demek istiyorum. Bir de yaptığı halıları görmekte fayda var. Eminim ki çok güzellerdir. Maharetli hanımlar güzel yemekler yaptılar. Bir de halı dokuyalım. Kolay gelsin. Sonra da sofra beni bekliyor. Canlarım kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ay, ne
yapıyorsunuz burada? Halı mı dokuyorsunuz? Sen bana bir dönsene güzel yüzlü. Ben çok küçük. Kaç yaşındasın sen? 16 yaşındayım. 16 yaşındasın. Ne zamandan beri yapıyorsun? Bilmem, 15 yaşından beri. Bir yıldır yapıyorsun. Bayağı öğrendin mi? Öğrendim. Köyümüzün kızları halı dokur mu hepsi? Genelde dokuyorlar yani. Dokuyorlar değil mi? Maşallah. Kolay gelsin. Çoğu köyde hayvancılık yapılır, kimisi çiftçilik yapar. Köyümüzde bunlara ekstra halı dokunuyor. Hatta böyle yün halıları olduğu gibi ipek halılar da dokuyorlarmış. Usta öğreticimiz de orada. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öpeyim. İsminiz nedir? Zeliha. Şöyle buyurun. Zeliha Hanım, elinizde bir halı var. İpek mi bu? Evet, ipek. Ay çok güzel. Bu ne kadar zamanda dokundu? Bu 15 günde dokundu usta öğrenciler tarafından. 15. Hı hı. Kaç öğrenciniz var? Ben 6 yıldır buradayım. Şu anda 20 öğrencimiz var. 20 tane öğrencimiz var. Çok güzel. Şunu da görmek istiyorum müsaadenizle. Evet. Bu normal bir halı mı? İpek var mı içinde? Aha, karışımlı. Bu bitti mi? Aha, bitti bu. Kesim yapılacak. Peki. Sizin kesmenizi istiyoruz. Öyle mi? Evet. Ay yaparım. Ama önce şunu öğrenmek istiyorum. Halılarınızın özelliği var mı? Evet, kişiye özel. Modern desen bizimki. Dokuduğumuz halı. Talebe göre. Talebe göre. Hı-hı, evet. Güzel. Beğendiğiniz deseni gönderiyorsunuz. Hı-hı. Çok güzel yapıyorlar köyümüzde. Keselim mi? Makas. İşlem tamamdır. Size çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür sağ olun. Ederiz köyümüze geldiğiniz için. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Sağlık. Ay ne güzel. Soframa gidiyorum çünkü sofram hazırdır. Çok merak ediyorum acaba soframda neler var? Hadi gelin birlikte görelim. Merkeze bağlı Cerit Yeni Yapan Köyü'nün bugün misafiriydik. Bizi çok güzel karşıladılar, çok güzel lezzetler yaptılar. Bir de şahane bir sofra hazırladılar. Hanımlar çok becerikli, erkekler destekçi, şahane bir köy. Çok güzel lezzetler var. Yapmış olduğumuz maltıkalı köfte, saç gömbesi, sonra burma kadayıf, içli köftemiz de var. Firik pilavı yapmıştık, bir de Antep haşlama yapmıştık. Çok güzel bir sunum yapmışlar. Altta firik pilavı, üstte de Antep haşlama. Şimdi hep beraber buyuralım lütfen. Yapmış olduğumuz lezzetlerle başlıyorum, diğer güzel lezzetlerle devam ediyorum. Sizler de buyurun lütfen. Canlarım benim, muhteşem. Köftemiz mercimekle ve ince bulgurla hazırladık. Ve etimiz kuzu eti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Elleriniz dert görmesin. Yüzünüz her daim gülsün. Senin de gülen yüzün solmasın. Ay Allah razı olsun. Çok güzel. Şimdi hep beraber bu güzel lezzetleri yemeye devam edelim, olur mu? Lütfen sizler de buyurun, kendi ellerinizle yaptınız, bir güzel yiyelim. Hava çok güzel, sofrada enfes lezzetler. Şimdi hep beraber yemeye devam ediyoruz. Ardından da Gaziantep'in güzellikleriyle lezzet haritası devam ediyor. Buyurun. Çok güzel bir mağara. Gaziantep'te geçmişi günümüzde de yaşayabiliyorsunuz. Tarihi solayabiliyorsunuz. Ne oluyor? Müzik
Davul zurna çalınsın, al mendiller alınsın. Davul zurna çalınsın, Antepli eğleniyor. Güzel kızlar salınsın, güzel kızlar salınsın. Şu yalancı dünyanın gözündesin Antepli. Şu yalancı dünyanın gözündesin Antepli. Kaplar havayı, katler bulur tavayı, lezzet kaplar havayı. Severek yer Antepli, Antep'te baklavayı, Antep'te baklavayı. Şu yalancı dünyanın gözündesin Antepli. Şu yalancı dünyanın gözündesin Antepli. Harikasınız, şahanesiniz. Çok güzel bir toplulukla birlikteyiz. Çiğ köfteler falan yoğruluyor. Neye şahit oldum ben? Efendim, Gaziantep Meş Gecelerine şahit oldunuz. Şanlıurfa'nın sıra gecesi olur da Gaziantep'in Meş Gecesi olmaz mı? Aynen öyle diyoruz. Meş Gecesi'nin özelliği nedir, anlamı nedir? Efendim, meş birlikte öğrenmeyi ifade etmektedir. Yani birlikte öğrenirken de tabii birlikte söylemeyi. Biz şimdi hem birlikte söyleyeceğiz, hem birlikte öğreneceğiz, hem de birlikte yiyeceğiz. Harika. Çiğ köftede Meş Gecesi'nin olmazsa olmazı. Aynen öyle tabii ki. Şimdi bizim çiğ köftemizin yanı sıra tabii yağlı köftemiz de olur. Maltıkalı köftemiz de olur. Maltıkalı. Heyecanlandık. Evet. Maltıka mercimek demek. Değil mercimek mi? Köftesi de olur. Aynen öyle. Evet, maltıkalı. Maltıkalı. Biz haş kelimesini çok kullanırız Antepçe. Ağam derik, yoğurum derik. Yani biz bunları kullandığımız için o maltıkalı derken de haş kelimesini kullanmamız gerekiyor. Şimdi Meş gecelerimizde bu köftelerimizin yanı sıra ben şöyle ifade edeyim. Meş gecesinin özelliği ikindi faslıyla başlayan bir süreçten geçer. Yani ikindi faslı dediğimizde ikindi vakti olduğundan dolayı bu Kırkayak semtimiz vardı. Bizim orada bir Kırkayak kahvesinde ikindi faslıyla başlar. Kavaklık'ta Meş gecelerine kadar uzanan bir süreçten geçer Meş gecelerimiz. Harika. Haftada bir gün mutlaka önceden düzenlenirdi. Mutlaka. Ama artık Gaziantep'e geldiğiniz zaman Meş gecelerine sizler de katılabilirsiniz. Hanımlarımız da çok güzel görünüyorlar. Yöresel kıyafetlerle Gaziantep'in güzel hanımları. Çok teşekkür ediyoruz. Müzikle devam edelim istiyorum ama öncesinde Gaziantep'in güzelliklerini, kültürünü ve eşsiz lezzetlerini bu hafta sizlerle paylaştık. Haftaya başka şehirlerde başka güzelliklerle görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Yeah.